Ankara doğumludur. 1963-64 yıllarında İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünde eğitim almıştır. Lisans ve yüksek lisans derecelerini Art Center College of Design'dan aldı. Doktorasını İstanbul Teknik Üniversitesi Sanat Tarihi ve Restorasyon bölümünde Mimar Sinan dönemi cami cepheleri üzerine yaptığı doktora tezi çalışmasıyla tamamladı. 1974'ten sonra da Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimar Fakültesi'nde görev yapmıştı. Kendisi 1972 yılından beri Amerika ve Avrupa'da çeşitli üniversitelerde misafir öğretim elemanı olarak dersler, konferanslar vermektedir. Aynı zamanda Türkiye'nin birçok üniversitesinde seminerler vermiştir. 1980-1984 yılları arasında Yeni Boyut Plastik Sanatlar Dergisi'nin editörlüğünü, 1995-2010 yılları arasında kurucularından olduğu Sanat Estetik ve Görsel Sanatlar Derneği'nin başkanlığını üstlenmiştir. Uluslararası Estetik Kurumu'nda ikinci başkanıdır. Tekrardan hoş geldiniz Şahin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Uluslararası Estetik Derneği'nin başkanı 2016 ile 2019 yılları arasındaydım. Daha önce de ikinci başkandım. Ama başkanlık 3 yıldan fazla sürmüyor. Şimdi uzaktan şey yapıyorum, ilgileniyorum. Neyse, estetikle her zaman yakın ilgilerim var tabii. Okulda da estetik ve eleştiri ve çevre estetiği dersleri veriyorum. Beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sinan üzerinde konuşmak benim için her zaman heyecan verici. Bu konuşmamda da şöyle bir konuyu ele alacağım. Sinan neden ve nasıl modern idi? Tabii ki modern kelimesini Rönesans veyahut da 16. yüzyıl Osmanlı ortamı, kültürü için kullanamayız. Modern kelimesi Rönesans'ta bazı kişiler tarafından kullanılmıştı ama yeniler anlamına geliyor. Ben de modern Sinan modern derken nasıl yenilikçi ve bugünkü anlamda nasıl modern bir mimardı demek istiyorum. Ve bu konuyu, yani Sinan'ın mimarisi nasıl gelişti, nereden başladı, nereye gitti onu anlatmayacağım. Umarım biraz bilginiz vardır. Karşınızda Süleymaniye Camii'nin Batı cephesi var. Batı cephesi de bize birçok bilgi veriyor Sinan'ın mimarisi üzerine. Çünkü Süleymaniye 1557'de yapılan bu muhteşem eser külliye içinde tabii birçok medreselere, aşevi, birçok hatta türbeleriyle birlikte çok büyük bir alanı kapsayan ve de İstanbul'un tacı gibi yüksek bir noktada, Halice hakim bir yerde ve diğer Sinan camileri tarafından görülebilen bir konumda karşımıza çıkıyor. Ama karşınızda gördüğünüz gibi bu 1557 tabii Sinan'ın klasik dönemi. Şimdi şunu söylemek istiyorum öncelikle. Sinan'ın bu klasik dönemi, yani mimarisinin en dengeli, en bütüncül bir tavır, bir üslup kazandığı bir dönem 1550'ler. Sinan mimar olarak, baş mimar olarak çalışmaya, niye küçüldü bugüne? Çalışmaya başladığı zaman 1538-1539 yıllarıydı. Ve ilk yaptığı camilerden Süleymaniye'ye kadar, yani 1550'lere kadar, diyelim 1540'lardan 1555'e kadar bir 15 yıl içinde bu klasik
şeysini, dilini, üslubunu en yüksek, en gelişmiş noktasına getirdi. Sonra ne yaptı Sinan? Bu en güzel camiden sonra kendini tekrarlamadı. Şimdi Sinan modern derken şunu demek istiyorum. Bir kere her yaptığı yapı bir ötekinden daha yeni bir ifadeye erişiyor ve bunu arıyor. Sinan sürekli olarak kendini aşmaya çalışıyor. Halbuki bugünkü geleneksel mimarimiz lafı altında yapılan camilere baktığınız vakit sadece Sinan'ı taklit etmeye kalkmıyorlar. En uyduruk ve en bilgisiz şekilde, yani Sinan'ın camilerinde veyahut genel olarak binalarında onları biçim olarak ve strüktür olarak en gelişmiş şeye, üsluba getirmiş olan özelliklerin hiçbirini bilmeden, hiçbir yapı anlayışı olmadan, kubbe nedir, neden kubbe kullanılır, bunları bilmeden sadece görüntüyle cahil bir millete bir takım cahilce şemalar aktarmak üzerine bugün yapılıyor. Bugün Sinan eğer cami yapsaydı bizim tasavvurumuzun almayacağı kadar modern yeni bir cami yapardı. Çünkü Sinan niye modern? Çünkü Sinan her bir kere zamanına uyarak ve toplumunu yakından bilerek, toplumunun hatta mimarinin tarihini bilerek, çünkü Sinan hem doğuya seyahat etmiş hem batıya seyahat etmiş ve bütün seyahatlerinde seferlerin içinde bir mühendis olarak çalışmış, inşaatlar yapmış olan biri ve etrafına bakarak en güzel yapılardan ilham alan ve her zaman bir şey öğrenen bir adam. Yani bağnaz bir adam değil efendim. Ayasofya'yı Hristiyanlar yapmış, onun için ben ona bakmam diye böyle abuk subuk tavırları yok bugünkü birçok kendini mimar sanan ve cami yapanlar gibi. Onun için Sinan gerçekten bu 15 yıl içinde mimarisini en üst düzeye getirdikten sonra sürekli değişti. Ve Sinan'ın mimarisine 15'er yıllık dönemler olarak bakabiliriz. Aslında kendisi 50 yıl sarayın baş mimarı olarak, sultanın ve imparatorluğun baş mimarı olarak çalışmış. Bu ne demek? Hem bütün Osmanlı toprakları içinde yapılan bütün resmi ve de gayri resmi binaların kontrolünü yapan, onlara izin veren, hatta Anadolu'da, taşrada, herhangi bir kentte bir yapı yapılacaksa oraya mimar tayin eden veyahut oradaki mimarı kontrol eden ve de aynı zamanda İstanbul'da ve çevrede bir takım imar kuralları geliştiren, ortaya koyan kişi. Mesela ahşap nasıl kullanılacak? Ahşaplar veya taşlar ne büyüklüklerde kesilecek? Gibi bir takım standart, yani şeyin, mimari mesleğinin ve mühendislik mesleğinin bir kolay bir takım standartlara, endüstriye ve üretime dönüşümünü kolaylaştırmak için bir takım kurallar veyahut da bilgiler saptayan bir adam. Fakat bu 50 yıl içinde
aynı zamanda İstanbul'un sadece baş mimarı değil, belediye başkanı olarak da rol alıyor. Yani kentin bütün düzenini, kent içindeki dolaşımı, kentin değişik mahallelerindeki sosyal ihtiyaçları karşılayacak birçok külliye yaptığı gibi İstanbul'a su getiriyor. Su yollarını kanalize ediyor. Ve Kemerburgaz tarafında, yani Karadeniz'e yakın yerde, Bizanslıların daha önce açtıkları su yollarını tamir ettiriyor ve İstanbul'un su problemini halletmeye çalışıyor. Çünkü 16. yüzyılda İstanbul hemen hemen yarım milyon nüfusa ulaşmış, çok merkezi, tabii ki bütün Anadolu'yu da, bütün Anadolu'nun da beslediği ve bütün Anadolu'yu, bütün Osmanlı topraklarını kontrolde tutan bir kentti. Şimdi dediğim gibi Sinan 50 yıl aktif çalışıyor. Yani aslında menşei olarak Hristiyan bir çocuk. Hemen hemen 18-20 yaşlarında Ağırnaz Kayseri'de devşiriliyor ve Yeniçeri Ocağı'na giriyor ve kendini hemen belli ediyor. Önce marangoz olarak, ondan sonra da birçok seferde mühendis olarak çalışıyor ve 1538 yıllarında baş mimar olarak çalışmaya başlıyor. Ondan sonraki dönem, yani çabucak şunu anlatayım. Bu 50 yıl içinde ilk dönemini tamamen klasik bir dönem. Yani bütün camilerde gördüğümüz yapının temel geometriler ve payanda, kemer ve payanda ve tamamen kubbelerle çatısının örtüldüğü ve tamamen bütüncül bir mimari. Yani burada herhangi bir öğeyi yerinden çıkartıp alırsanız bütün yapı çökebilir. Tamamen birbirinden entegre olmuş olan bir yapı bütünlüğü var. 1555'lerden sonra ise bir dönüşüm dönemi geçiriyor. Yani bu ilk dönemde bir planları daha çok dörtgen bir yapı üzerindeyken, bu değişme döneminde altıgenler kullanıyor ve son 15 yılında, 20 yılında ise 1975'lerden 1585 ve 88'lere kadar son camilerinde tamamen farklı, hatta klasik ötesi veya klasik karşıtı bir üslup ortaya koyacak. Bu ne demek oluyor? Yani ben size bu dönüşümü bu konuşmamda çok anlatmayacağım. Yapıyı çok yakından anlatmayacağım. Benim diğer yazılarımda bulabilirsiniz. Ama şu anlama geliyor ki Sinan en güzel, en muhteşem camini yaptıktan sonra onun tekrarını yapmıyor. Bir daha efendim bu çok güzel oldu, herkes de beğendi, bir tane buna benzeyen bir şey daha yapayım demiyor. Bu bakımdan Sinan her zaman kendini aşan ve yenilikçi bir insan ve o açıdan da ben ona modern diyorum. Sinan neden modern? Şimdi Sinan'ın döneminde Sinan'ın karşısına koyabileceğimiz Michel-Ange var. Michel-Ange burada Medici şapelinde gördüğümiz gibi Medici'lere ve büyük papalara hizmet etmiş olan çok büyük dahi, Sinan gibi dahi bir sanatçı, ama sadece mimar değil. Buna rağmen mimarisinde çok büyük yenilikler
getiriyor ve çok klasik, burada gördüğünüz gibi temel formlar, yine kubbe, bu şapelin üzerinde de kubbe var, kubbe şekilleriyle ve Michel-Ange en güzel kubbesini de Saint-Pierre, Papa'ya ait olan Roma'daki Saint-Pierre cami şeysinin bazilikasının üzerinde bütün Roma'ya hakim bir şekilde bir kubbe yapacaktır. Ve şunu da söyleyeyim, Osmanlı mimarisi hiçbir zaman büyüklük açısından kendini ortaya çıkarmaya çalışmadı. Ta ki Sinan Ayasofya'ya geçmek üzere, Ayasofya'nın bildiğiniz gibi kubbesi 31,5 metre. Sinan bunu geçmek üzere Selimiye'de yeni bir şema, yeni bir plan şeması denedi ama yine de geçemedi. Ama o kadar önemli değil. Sinan'ın camilerini güzel yapan şey onların büyüklükleri değil. Fakat şeyin, Michel-Ange'ın Saint-Pierre Bazilikası'nın kubbesi nasılsa bütün Roma'ya hakimse, şeyin de, Sinan'ın da Süleymaniye Camii bütün İstanbul'a hakim ve de Selimiye Camii bütün şeye, Edirne'ye hakim. Hem kubbeleriyle, fakat sadece kubbeleriyle değil, bundan önce gösterdiğim slide'da gördüğünüz gibi biçimiyle, bir piramit biçimiyle, sanki piramit, Mısır'daki piramitler gibi, o piramitlerde neyin metaforu, neyin sembolü, sanki ilk tepe, ilk dağ, Tanrı'nın yarattığı bir dağ gibi karşımızda gözüküyor. Demek ki Sinan'ın döneminde 16. yüzyılda Avrupa'da Michel-Ange var. Sinan'ın kubbeleri şu açıdan çok önemli olacak ve bütün mimarisinde klasik dönemde tamamen bir kubbe mimarisi yapıyor. Halbuki buraya baktığınız vakit Rüstempaşa Camii geç bir dönemde yapılan bir cami. Rüstempaşa vezir için ve şehrin en kalabalık yerinde Eminönü'nde, gittiyseniz Eminönü'ne muhakkak görmüşsünüzdür. O kadar kalabalık, etrafı binalarla dolu. Bunu nasıl şehrin üstünde bir kubbe olarak, orada bir önemli cami olduğunu gösterecek şey gibi olamaz. Süleymaniye gibi böyle bir piramit formunu kalabalık bir mahallenin içine koyamazsınız. Hem çok büyük bir alan gerekiyor, hem de etrafının boş olması gerekiyor ki bu piramit bir anlam taşısın. Halbuki burada ne yapıyor? Birçok kubbe kullanacağına, ki bu kubbeler yalancı kubbeler, tonoz üzerine yapılan kubbeler, sırf görüntüyü güzelleştirmek için tek bir kubbe yapıyor ve çok yüksek duvarlar üzerinde kubbesini koyuyor. Yani nasıl ki Michel-Ange Roma'da bütün Roma'ya hakim olacak bir kubbe tasarımı ortaya koyduysa, Sinan ise çok daha zengin bir lisan yaratıyor, bir dil yaratıyor. Nasıl? Her mahallede yaptığı caminin bir şekilde ortaya çıkması, gözükmesi için yeni şemalar, yeni planlar deniyor. Burada Rüstempaşa Camii sekizgen, yani 1, 2, 3 falan, yani 8 tane ayak üzerinde taşınan bir kubbe. Burada da gördüğünüz gibi İstanbul'a, Eminönü'ne doğru, bu eski bir fotoğraf, baktığımız vakit ne görüyoruz Eminönü'nde? Şimdi buradaki park kaldırılmış durumda. Rüstempaşa Camii, demin gösterdiğim, etrafında onun
külliyeleri daha çok ticaretle ilgili. Çünkü Rüstem Paşa İstanbul'un ticaret hayatına hakim bir insandı. Burada depolar var. Hatta bugün hala bu şey Rüstem Paşa'nın caminin etrafında ona bağlı olan binalar eskisi gibi hemen hemen aynı amaçlarla kullanılıyor. Ama başka ne görüyorsunuz burada? Aynı zamanda Süleymaniye'nin bütün camilerle, kendi yaptığı camilerle Sinan'ın ilişki içinde ve sanki onları koruyor, onlara bakıyor gibi bir tavırla görüyorsunuz. Burada da Süleymaniye'nin nasıl Halic'e hakim bir noktada karşımıza çıktığını ve bütün kente hakim olduğunu görüyoruz. Şimdi tabii Sinan niye modern? Sinan'ın modern olmasının birçok nedeni var. Bir tanesi dediğim gibi sürekli kendini aşan, sürekli değişen, sürekli hiçbir yapısı, hiçbir tek yapısı birbirine benzemeyen, hep yenilik arayan bir insan olduğu için. İkincisi de tabii Sinan ilk defa bütün İslam dünyasında mimari üzerine kendi yaptıklarını anlatmak üzere yazı yazan tek kişi. Ve Sinan'ın 3 tane risalesi var. İkisini kendisi şair olan arkadaşı Mustafa Sai'ye dikte ederek bütün hayatını ve sultanla olan ilişkisini, Selimiye'yi niye yaptığını, nasıl yaptığını ve bütün yapılarındaki özellikleri anlatıyor. Nasıl anlatıyor? Şiirsel bir dille anlatıyor. Mesela diyor ki Süleymaniye için ehli olan, yani bu işin uzmanı olan kişiler bu çatıya çıkıp da baktıklarında yaptığım kubbelerin denizdeki büyük dalgalar gibi rengarenk, ışık saçan, hareketli formları olduğunu görecekler şeklinde kendi yapılarını anlatan biri. Bir başka şeysi tabii bu yazılarda Sinan'ın bir başka modernliğini ortaya çıkaran şey de Sinan'ın ilk kez o zaman, yani hem Avrupa'da hem Osmanlı veyahut da İslam dünyasında tarih bilinci diye bir şey yoktu. Zaman hep yeni baştan dönen mevsimler gibi dönen, tekrarlayan, döngüsel bir zaman düşüncesi vardı. Ve zamanın bir tarihsel gelişim içinde olduğu ve belirli bir farklı bir yerden gelip farklı bir yöne doğru gittiği bilinci, hissi ve farkındalığı Sinan'da çok güçlü olarak var. Çünkü camilerini olabilecek ileride herhangi bir depreme karşı yapıyor. Ve de bildiğimiz gibi 1999 yılındaki Yalova depreminde Sinan'ın tek bir cami zarar görüyor. O da çok küçük bir zarar görüyor. O da kısa bir zaman içinde telafi ediliyor. Demek ki bu 3 tane önemli olay, yani kendini sürekli aşması, hep yenilik araması ve hiçbir zaman kendini tekrarlamaması. İkincisi, mimarisini sürekli olarak kentin dönüşümlerine, kentin nüfusunun ihtiyaçlarına ve nüfusun değişimine ve imarın gelişmesine göre mimarisini geliştiriyor. Nereden görüyoruz bunu? Yani Süleymaniye gibi
yüksek bir yerde bir platform üzerine yapılan bir yapının şekli tamamen piramit şekli, bambaşka etraftan görülen bir şekil ise Rüstem Paşa gibi çok dar bir arazide ve çok kalabalık bir ortamda yapılan bir yapının mimarisi, yapısı da yani strüktürü de tamamen farklı oluyor. Demek ki kentin durumuna göre mimarisini ayarlayabilen, yerel ihtiyaçlara aynı zamanda da bütün bu yapılarında, ki Rüstem Paşa da aslında bir külliye, nasıl bir külliye? Bir ticari bir külliye. Ama her şeye rağmen o kalabalık içinde camisini o kadar yükseltiyor ki siz camiye girdiğiniz vakit ne bir ses duyuyorsunuz, ne İstanbul'da olduğunuzun artık farkında olabiliyorsunuz. Bir cennet bahçesine girmiş gibisiniz. Ve her yapısına girdiğinizde Sinan'ın yarattığı atmosfer her zaman birbirinden farklı. Yani bunları ben Sinan'ı çok sevdiğim için, çok iyi bildiğim için söylemiyorum. Ama herhangi bir cahil insan bile bir camiinden ötekine gittiği vakit tamamen bambaşka bir atmosfer içinde kendini bulur. Sinan'ın tabii diğer özelliklerinden biri ve onun bu kadar çeşitli bir dil yaratabilmiş olması ve bu kadar yenilikçi olabilmesinin bir başka nedeni de tabii mühendis olması. Ve tabii ki 19. yüzyıla kadar hepiniz biliyorsunuz mühendislik ve mimarlık şeyleri, meslekleri birbirinden katiyen farklı değiller. Bu ancak 19. yüzyılda birbirinden ayrılmaya başlıyor. Sırf mühendis olarak ortaya çıkan işte daha çok yapı değil, köprü, yol gibi şeyler, kenti, yolları besleyen yapılar uygulayan kişilerle bina uygulayan kişiler birbirinden farklılaşacak. Çünkü bina bir form ortaya koyması lazım. Sadece işlev değil. Ama Sinan bir mühendisti ve İstanbul'u çok iyi biliyordu ve tarihi de biliyordu. Yani Bizans'ın su yollarını çok güzel incelemişti. Kendisi aynı zamanda sadece cami yapmadı, kemerler yaptı İstanbul'a su getirmek için. Fakat bu mühendisin kuru bir mühendislik ve matematik kafasıyla yapılan bir şey değil. Çok şiirsel. Yani İstanbul'a gelen ilk suyun ilk damlası önce Süleymaniye Camii'nin avlusundaki sebilin içine, yani sebil içi su dolu olan, su tedarik eden, abdest alınan yer değil, ilk su damlası buraya geliyor. Yani aynı zamanda bir mühendislik, bir mühendis ve inşaat ve hesap katılığıyla değil, her zaman şiirsel ve sembolik, yani yapılarında sembolik, yani anlam, insanla ilgili, yapıyla ilgili şiirsel anlamları da ortaya koymaya çalışıyor. Mesela bunun en güzel örneklerinden birisi de Süleymaniye Camii'nde. Burada tamamen belli olmuyor ama şeylerin, abdest musluklarının tamamen caminin üzerinden insana sunulmuş olması. Yani şeyler, namaz kılacak olan kişiler caminin bu galerilerinin altında, doğu ve batı tarafında, yani yan cephelerinde
buradaki abdest musluklarının önüne oturup abdest alıyorlar. Şimdi buraya baktığınız vakit zaten Sinan'ın ne kadar sanatçı bir insan olduğunu görüyorsunuz. Daha önce ne dedim? Michel-Ange bir hem mimardı, hem ressamdı, hem heykeltıraştı. Ama Sinan aynı zamanda burada gördüğünüz gibi her cami ile bir kent heykeli yaratıyor. Yani onu tek başına sanki avucunuza alabileceğiniz bir bütünlük sunan bir heykel parçası gibi bir bütün olarak kentin içinde görüyorsunuz. Tabii ki ressam değildi. Ama Sinan'ın camilerinde kullanılan süsleme son derece yerinde, hiç fazlalığa, abartıya, göz boyamaya yapmayan, o zamanın en güzel İznik seramikleri, Çinileri Sinan'ın camilerinde her zaman önemli olan yerlerde, ya pencere pervazlarında, ya burada gördüğünüz gibi, tabii ki bunlar ahşap işleri. Bu sanıyorum Muradiye Camii'nin yan mekanları altında bir şey. İngilizce yazılardan dolayı özür dilerim. Ben bu slaytlarımı birçok yerde gösterdiğim için sonradan da silme imkanım olmuyor. Gördüğünüz gibi tabii ki bunları Sinan yapmıyor ama Sinan seçiyor ve çok seçici bir adam. Yani her yere süsleme koymuyor. Evet, dediğim gibi Sinan'ın her camii birbirinden farklı. Şöyle farklı, hem olarak farklı, işlev olarak farklı. Yani tabii hepsinde temel işlev namaz kılınan bir yer. Ve en iyi şekilde, en bir cümle cemaat olarak namaz kılınabilecek, homojen, yani mekanın içinde bölüntüler olmayan bir bütünlük yaratmak üzere. Fakat hep deneyim yapan, yani o açıdan da modern bir insan, deniyor. Şimdi burada ne denemiş? Daha önce bütün böyle bir camide, yani dört ayak ile taşınan bir kubbesi olan camilerde, buraya bir yarım kubbe, değil mi? Süleymaniye'de. Burada yarım kubbe yok Süleymaniye'de, ama bir ortada büyükçe bir kubbe, iki küçük kubbe, yarım kubbe gibi duruyor ışığı kesmemek için. Ama burada, çünkü o kubbeler, o yarım kubbeler aynı zamanda bu kubbenin dışa yönelen yüklerine karşı gelecek payan da rolü taşıyorlar. Yani Sinan'ın Ayasofya'dan öğrendiği yarım kubbe sadece mekanın içinde bölünmesiz bir uzantı yaratmak için değil, aynı zamanda büyük bir kubbeyi yarım kubbe ile destekleyen, nasıl yarım kubbe buraya oturuyor. Buraya oturuyor, buraya doğru genişliyor. Burada da belki başka daha küçük kubbelerle bütün bunun yükü yavaş yavaş aşağıya, toprağa doğru yöneltiliyor. Ama burada müthiş bir cesaretle kubbeye payan da katiyen yok. Kubbeyi yapan, destekleyen ikincil elemanlar yok. Kubbe dört tane büyük ayak üzerinde taşınıyor ve dört tarafta da bu ayaklar arasında büyük kemerler var. Ve Sinan'ın tabii 1999 depreminde hasar gören tek camisi Mihrimah Sultan Camisi. Ama başka farklılıklar da var. Mesela ilk defa
bu camide sanıyorum 1560'lar tarihlenebilir. Avlunun etrafına medreseyi getirip oturtuyor. Mesela burada medreseler şeyden, yapıdan bağımsız. Ama bu medreseler caminin etrafında yer alan her iki yönde, bir burada medreseler, tıp medresesi falan, öteki tarafta da yani doğuda Boğaz'a bakan tarafında ise yine şey medreseler var, merdivenli aşağıya doğru eğimli bir toprağa oturmuş yine iki medrese var. Onlar yeni restorasyon geçirdi ama ne görüyorsunuz burada? Bu iki medresenin arasından şehre doğru yol, aradan zaten bu şekilde geliyoruz. Şehirden bu taraftan, divan yolundan, kalenderhanenin olduğu o eski Bizans kilisesinin oradan Süleymaniye'ye gelmek için aradan bu yoldan geçerek geliyoruz. Ve ne görüyoruz? Medrese, ortada avlu, medrese hocanın odası, etrafta öğrencilerin odaları, tamam mı? Ortada avlu. Peki bu ne oluyor? Burada böyle bir bahçe gibi, burada yine duvar arkasında, bu yolun iki tarafında duvar arkasında böyle bir boş mekan var. Daha önce Süleymaniye'de gösterdiğim gibi bu yan cephelerdeki şeyler, galeriler ne şekilde camiyi biraz etraftan korumak, gürültüden, patırtıdan korumak, pislikten, kalabalıktan korumak için böyle hiç kullanılmayan alanlar var. Çok 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 ilginç. Evet, yavaş yavaş Sina'nın mimari, pardon, Michelangelo 16. yüzyılda, 16. yüzyılın sonunda, hatta nasıl 1475 ile 1564 yılları arasında yaşıyor. 1500'lerin başında yaptığı bu çok klasik, yani sadece yarım daireler ve şeyler, belki altın kesiti kullandığı biçimler ötesinde bir de bakıyoruz Floransa'daki Lorenzo kitaplığında çok farklı, adeta klasik tavra karşı gelen, büyük kontrastlar içeren biçimler kullanıyor. Biz de buna 1500'lerin sonuna doğru, ortalarında diyelim, manyerizm, yani sanatçının kendi tavrını genel geleneklerden falan kurtularak kendi tavrını şiirsel bir şekilde ortaya koyduğu yeni bir üslubun doğduğunu görüyoruz. Manyerizm. Burada gördüğünüz gibi bu çok dar bir mekan burası. Bu çok dar bir mekanda kocaman bir merdiven, üst üste bir su şelalesi gibi. Ondan sonra buradan çıkıyorsunuz. Bu çok dar mekan ama çok yüksek bir mekan. Buradan çıkıyorsunuz, kütüphaneye giriyorsunuz. Bu ise tam tersine daha bu kadar yüksek olmayan fakat çok uzun bir mekan. Yani Michelangelo bu tür büyük kontrastlar ile yeni bir üslup doğurmaya başlıyor. Halbuki daha önce burada baktığınız vakit Alberti'nin Santa Maria della Fiore şeysinde, kilisesinde son derece bütüncül, son derece klasik, bütünlenmiş bir üslup görüyorsunuz. Daha sonra 17. yüzyıla doğru, 15.
16. yüzyılın sonunda 17. yüzyıla barok üslubun ortaya çıktığını görüyoruz. Şimdi bunları niye gösteriyorum? Çünkü bu hem manyerizm hem barok dediğimiz üslubun özelliklerini aynı zamanda Marsina'nın camilerinde bulmaya başlıyoruz. En başta bahsettiğim gibi Süleymaniye'nin dış cephesinde abdest musluklarının yer alması ilk defa olan bir şey. Ve o kadar metaforik bir şey ki, o kadar şiirsel anlamı olan bir şey ki, yani cami insana temizlik ve su tabii su çok kutsal bir şey, bir su sunuyor insana. Böylece Sinan hiç daha önce yapılmamış. Hatta buradaki gibi iki kat galeri niye bunu yapıyor? Çünkü şu bölüm yukarıdan gelen kubbeyi taşıyan dört tane ayağın payanda uzantıları ta dışarıya doğru taşıyorlar. Ve sırf bunları yapmasaydı burada yapıya baktığımız vakit iki tane kocaman payanda görecektik. Demek ki bu güzel bir cephe yaratmak için hiç kullanılmıyor. Buralara çıkamazsınız. Burada pencereler var, kapılar yok. Aynı şekilde yukarıdaki galeride de. Yani her zaman sırf işlev için bir şey yapmıyor. Onun için işlev aynı zamanda yapının size sunduğu görsel güzellik de işlevin bir parçası. Ve demin dediğim gibi Michelangelo'da gördüğümüz önce bu manyerist müthiş bir klasikliğe rağmen manyerist, sonra da barokta gördüğümüz gelişmeleri bir şekilde Mimar Sinan'da göreceğiz. Demin bahsettiğim gibi Sinan aynı zamanda kemerler, İstanbul'la su getirmek için dört tane büyük kemer yapıyor. Şimdi ötekilerin isimlerini unuttum. Fakat Moğlova kemeri de bu iki tane yamaç arasında o yamacı birleştiren şahane bir heykel. Yani bugünkü heykel anlayışı ille de bir figüratif olması gerekmiyor. Bir biçimin güzelliği de karşınıza bir heykel şeysi, görünümü getirebilir. Sinan'ın bütün yapılarında bu var. Aynı zamanda Süleymaniye'nin toprakları burada yukarıda. Fakat Süleymaniye'nin etrafında dediğim gibi külliyenin bir kısmı da külliyeyi beslemek için, camiyi beslemek için, caminin masraflarını karşılamak için burada bir sürü dükkanlar var. Bu altta caminin çevresi, külliyenin çevresindeki yolun her iki tarafında, öteki taraftaki medreseleri gördük. Burada ise ne kendi mezarı, açık bir şey içinde kendi mezarı, türbesi değil, küçük bir mezar ve de üzerinde burada da bir çevreye su sunmak için bir sebil ve çeşmeleri. Tabii halkımız çok maalesef kültürlü ve vatanını da çok sevdiği için her fırsatta söylediği gibi yerlere çöp atmakla kalmıyor. Bütün muslukları da ecdatlarının yaptığı güzellikleri de kırmakta hiç eksik kalmıyor. O eleştirimi de getireyim lütfen, herkesin kulağına küpe olsun. Evet, burada da müthiş heykelimsi bir şey görüyorsunuz. Evet, yine Süleymaniye'ye dönelim. Demin bahsettiğim yolun aynısı buradaki, burada da, şurada da
caminin bittiği avlusunun, caminin büyük avlusunun bittiği yerde bunun altında yine bir yol var. Bakın aşağıya doğru inen medreseler var. Burada yine daha büyük olarak görüyoruz bütün külliyenin ne şekilde caminin etrafında döndüğünü. Burada da diğer iki tane medreseyi görüyoruz aşağıya doğru. Yani burası yüksek, buradan aşağıya doğru gittiğinde büyük bir kot farkı var. Mahmut Paşa'dan çıkabilirsiniz Süleymaniye ara yollardan. Bu iki külliyede, pardon, medresede çok farklı bir şekilde topografiye oturmuş. Yani şeyi aynı zamanda hem kenti hem yakın çevresini kale alan bir mimarlık tasarımı görüyoruz. Şimdi Sinan'ın tabii en önemli bütüncül eserlerinden biri olan Selimiye'den muhakkak bahsetmemiz gerekiyor. Selimiye bütün Edirne'ye hakim bir noktada ve o yola girdiğiniz andan itibaren sadece Selimiye'yi görüyorsunuz. Ve ne görüyorsunuz? İkinci kubbe diye bir şey yok. Bunlar o kadar küçük ki artık bunları kubbe olarak görmüyoruz. Asıl kubbeyi 30,5 metre çapındaki büyük kubbeyi taşıyan 8 tane ayak var. 1, 2, 3, 4, 5, 3'ü de tabii öteki tarafta kalıyor. Ve de 4 tane minaresi var. O minarede aynı zamanda bu kocaman koca kubbeyi ve kütlenin dış dışa yönelen güçlerine karşı payanda, bakın payanda vazifesi. Yani nasıl oluyor? Buradaki ayakların bir yönü bu tarafa, bir yönü bu tarafa doğru payandalarla, kemerlerle destekleniyor. Evet, burada da şimdi tekrar Süleymaniye'ye döndük. 4 tane ayaktan ikisini, yarım kubbeyi görüyorsunuz. Ve buralara niye yarım kubbe koymuyor? Tamamen içeri ışık almak için. Işık tabii çok 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 önemli. Yani her ne kadar Sinan Ayasofya'dan esinlenmiş ise de hem Süleymaniye'de hem diğer bütün küçük camilerinde de burada sadece Rüstem Paşa'yı gösterdim ve ne kadar değişik bir planlamayla karşımıza çıktığını gösterdim. Ama onun gibi Zal Mahmut Paşa Camii var, başka birçok cami var. Onları göstermeye maalesef vaktim olmadı. Tam yarım saat, bir saat konuşmak üzere. Demek ki Sinan, eğer tekrarlarsam, 4-5 tane çok önemli özelliği var. Kendini hiçbir zaman tekrarlamayan, her yaptığı yapı bir öncekinden daha ileri aşamada yeni bir strüktür. Yani yapısal olarak, taşıyıcı olarak yeni bir sistem kullanan bir yapı olacaktır. Dediğim gibi şeyde buraya tekrar döneyim. Onun 3 dönem olarak görebiliriz. Bir tanesi erken klasik dönemi, ortadaki işte Kadırga, Sokullu Camii, Edirne Kapı, Mihrimah, onu gösterdim. Tek kubbeli cami, Mihrimah'ta olduğu gibi 1560'larda, 65-70'lerin başında ikinci dönemini ve değişik şemalar denediği bir dönem. Üçüncü dönemi de Edirne'deki Selimiye 1574'ten itibaren 1590-1585'lere kadar yaptığı diğer birçok cami var. Tabii çoğu onların küçük camiler, çünkü ya hanım sultanlar ya da çoğunlukla vezirler için yapılmış camiler. Ve tabii ki onlar
büyük araziler artık İstanbul'da kalmamış. İstanbul çok kalabalık, yoğun bir şey. Daha küçük arazilerde ve kendilerini göstermek için yüksek duvarlar, taşıyıcı duvarlar üzerine yükselen camiler. Halbuki baştaki camiler, bunu göstereyim, buradaki duvar taşıyıcı bir duvar değil. Onun için olanca gücüyle ışığı içeriye alabiliyor. Ama bu 1560'lar civarında, 1580'ler civarında yaptığı camiler, küçük camiler çok daha farklı. Taşıyıcı duvar kullanıyor. Çünkü çok yüksek duvar yapıyor. Yani bir kemer içindeki bir duvar değil. Çok yüksek bir duvar. Çünkü kalabalık bir mahallede kubbeyi yukarıya taşıyacak. Hatta o dönem, yani son dönem camilerinin çoğu da iki katlı, üç katlı camiler. Asıl mekan, namaz kılınan yer ya ikinci katta ya üçüncü katta. Azap Kapı Sokullu Mehmet Paşa Camii, Atatürk şeysinin, İstanbul'da Atatürk Köprüsü'nün yanında şeye bakan, Halic'e bakan cami, merdivenlerle yukarı çıkıyorsunuz. Niye? Aynı zamanda su basmanından camiyi korumak istiyor. Veyahut da Rüstem Paşa'da olduğu gibi yine merdivenlerle yukarıya, balkona çıkıp oradan hareme giriyorsunuz. O da neden? Eminönü'ndeki kalabalıktan, gürültüden camiini korumak istiyor. Ama en son dönemde de Sinan'ın, yani o döneme biraz manyerist diyebiliriz. Aynı zamanda niye? Çünkü Sultan Süleyman ölüyor ve Osmanlı'da bir takım çelişkiler, ekonomik sıkıntılar, hatta imparatorluğun gerilemesi, bazı topraklarının kaybedilmesi yavaş yavaş gündeme gelmeye başlıyor. İşte o arada Kıbrıs alınıyor ve onun ganimetleriyle Edirne'de Selimiye Camii yapılıyor. İkinci Selim zamanında. 15 yıl falan yaşıyor ikinci Selim. Ondan sonra da 3. Murat için Sinan, çok uzun yaşayan Sinan, Muradiye Camii yapıyor. Bu son camilerin ifadelerine, yüzeylerine baktığımız vakit çok fazla şey getirmek istemedim. Ama barok bir tarza girdiğini görüyoruz. Tabii bir başka Sinan'ı modern yapan şey de Sinan'ın çok güçlü bir şekilde zamanının dışında bir tarihsel farkındalığının olması, ki tarih farkındalığı genel olarak bütün dünyada aslında Fransız devriminden sonra ortaya çıkan bir şey. Yani dünyanın değiştiği, zamanın sadece döngüsel olmadığı ifade düşüncesi aydınlanma felsefecileriyle, Hegel'le falan ortaya çıkan bir şey. Ama tabii bilmiyoruz Sinan tarihi nasıl düşünüyordu, ama kendinden önceki mimarları çok yakından izliyordu, çok yakından inceliyordu. Başka gittiği ülkelerdeki mimariyi yakından izliyordu ve şeyi, mimarisini dönemine uygun bir şekilde, yani bugün Sinan yaşasaydı herhalde bu ucube mimarileri yapmadığı gibi artık şeyle, betonarmeyle kubbe yapmazdı. Yani kubbe tamamen malzemeden dolayı, ufak malzemelerin kullanımından dolayı ortaya çıkmış olan Roma zamanında bir şeydir. Şimdi efendim geleneğimiz diye aynı şeyleri tekrarlamanın tamamen cehalet
ve gericilikten başka bir şey olmadığını sanıyorum. Ve bunun karşısında en güzel örneğinde Sinan'ın kendisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü zamanında yazıya, kalıcılığa, kendisinden sonra insanların okuyarak bir şeyler öğrenmesine inanan bir insandı ki bu işte aynı zamanda Avrupa'da da yazı, kitap falan bu yıllarda gelişiyor. Evet, çok teşekkür ediyorum. Bunu kapatıyorum. Çünkü herhalde bunu kapattığım vakit sizinden karşılaşacağım. Oldu mu öyle? Kendimi, evet. Evet, kenarda duruyorum. Evet, buyurun. Teşekkür ederiz yardımınız için. Evet, bir şey değil. Soru falan var mı? Sorunu alabiliriz. Yani varsa cevap vereyim, yoksa iyi akşamlar diyeyim. İyi akşamlar, iyi Sinanlar, iyi öğrenmeler diyeyim. Ben bir şey sorabilirim. Evet, ben görmüyorum tabii kendimden başka. Bir tek karşımda Berk beyefendi var. Başka kimseyi görmüyorum ama sorabilirsiniz, duyuyorum. Hocam, hani Berk'in hiçbir projesinde aynı olmadığını söylemiştiniz. Yani gerçekten geliştirmiş ve kardeşimiz var. Yani biz de şu an için kendisini nasıl öpüyoruz? Hani biz de arkadaş açısından neler yapabiliriz? Ben sesiniz hep kesik kesik geldi. Bir daha yani çok kesildi. Kelimeleri birleştiremedim maalesef, tam anlayamadım sorunuzu, kusura bakmayın. Bir daha söyleyebilir misiniz? Sinan'ın sürekli kendisi geliştirdiğini söylemiştiniz. Evet. Biz de şu an çok kendimizi biz de sürekli geliştirmek için nasıl bir şeyler yapabiliriz, nasıl bir yolu bulabiliriz sizden? Tamam, anladım. Yani öğrencilik zaten kendini geliştirmek demek. Çok okuyacaksınız. Ne bulursanız okuyacaksınız. Ve her okuduğunuzu eleştireceksiniz, düşüneceksiniz. Yani bu adam sırf laf mı ediyor? Kullandığı kelimeler bir anlama geliyor mu? Bu kullandığı kelimeler söylemek istediğini iyi anlatıyor mu? Yani boş boş okumak değil ve okuduğunuz her zaman her şeyden not alın. Çünkü insanların bu dönemde, hele gençlerin hafızası çok zayıfladı. Çünkü işte 15. yüzyılda falan herkes yazı, kitap çok az olduğu için herkes her şeyi ezberliyordu. Onun için müthiş bir kuvvetli bellek vardı. Hatta benim babamın zamanında bile babam birçok şiiri ezberleyebiliyordu. Şimdi hep bilgisayara bağlıyız. Diyoruz ki bilgiler nasılsa bir yerde var. Onları akılda tutmaya ihtiyacımız yok diye düşünüyoruz. Öyle olduğu için de belleğimizi geliştirmiyoruz. Onun için lütfen okuduğunuz her şeyden not alın ki yani isim bilmek değil ama fikirler ne fikirler, kimler aynı konuda ne farklılıklar ortaya koymuş, farklılıkları görmeye çalışın ve tabii mimar olarak da eleştirin etrafınızda kendini, sırf kendini göstermek için cambazlık yapan mimarileri. Eleştirmeye çalışın. Evet. Peki. Bir şey değil. Başka soru yoksa sizi yeterince tuttum zannediyorum. Ne diyorsunuz? Başka soru yok. Tamam. Yoksa o vakit alasmaldık diyebiliriz. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Tüm ilgilerinizin keyifli geçti. Çok teşekkür ederim.
Ben de teşekkür ederim. Öyleyse kapatıyoruz. Allah'a ısmarladık. İyi akşamlar herkese. İyi pazarlar. İyi hafta sonları. Ders.